Evet, gerçekten de 3 puan hesabı yaparken 0 puan, bir deplasman. İlk yarı istediklerimizi yapan bir takım vardı. İkinci yarı bizim zaten şu 4 haftalık süreçte orta saha oyuncularımızın belli süre götürebildikleri ve sonraki hamlelerle ilgili düşüşlerimiz söz konusuydu. Bizim sıkıntılarımız, çıkarken kaptırdığımız toplar. Özellikle futbol şansının da yanımızda olmadığını düşünüyorum. 88, 86, 89. dakikalarda üst üste yaşadığımız pozisyonlar, kalecinin çıkardığı top ve bizim kalemize neredeyse santrası yapılmayan bir gol. İyi mücadele ettiler ama dediğim gibi özellikle ikinci yarı o düşüş bizi sıkıntıya soktu. Hani 1-0'dan sonra aldığımız topları, son pasları, geçişleri doğru yapabilseydik, doğru değerlendirebilseydik belki çok farklı bir sonuçla buradan ayrılacaktık. Ama maalesef istediğimiz, planladığımız şey olmadı. Bir durum değerlendirmesi yapacağız. Üzgünüm, üzgünüm. Teşekkür ederim. Evet, maça istediğimiz gibi başlayamadık. İstediğimiz oyunu bir türlü sahaya yansıtamadık ve ilk yarıda akabinde golü gördük. Oldukça temposuz oynadık ilk yarıda. Bu da ilk yarıyı mağlup bitirmemize sebep oldu. Ama ikinci yarı gerek devre arası yaptığımız ufak dokunuşlar takıma ve yaptığımız değişikliklerle oyunu lehimize çevirmesini bildik. Yeni bir takımız, daha önceleri de ifade ettim. Yeni bir takımız, her maç bizim için bir deneyim, birbirini tanıma anlamında önemli kazanımları olan bir durum. Yani ilerleyen haftalarda çok daha iyi olup hedefe emin adımlarla ilerleyeceğimize inanıyorum. İyi bir takımız, iyi bir takım olma yolundayız. Mücadele gücümüz iyi. Elimizden geldiğince bu lige dört elle sarılıp bu sene Giresunspor'u bir üst lige çıkarmak hedefimiz. Bunu başaracak kadro kalitesine de sahibiz ama birbirimizi tanımamız, birbirimizi tamamlamamız gereken bir süreç var. Bunu da başaracak güçteyiz. İnşallah önümüzdeki haftalarda çok daha farklı bir Giresunspor, göze hoş gelen, oynadığı oyunla seyir zevki veren bir takım izleteceğimize inancımız tam. Boluspor adına, Boluspor'un da yaşadığı durumu biz 2 hafta önce evimizde yaşadık. 90 artı 5'te yedik. Futbol böyle bir şey. 90 artı bugün de 90 artı 5'te kazandık. Onlara da bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Biz de yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz inşallah. Hocam hakemin bazı tutumları vardı. Bundan önce Yani hocamız genelde ben yıllardır tanıyorum hocamızı. Genelde deplasman takımlarını korur yıllardır aynı ama deplasman takımlarını korur vaziyette maç yönetiyor. Yani öyle deplasmanda bize denk geldiğinde aynı durumlar bize de oluyor. Yani hocamız biraz böyle bir hoca. Bizim de zaman zaman dozu aşan belki tepkilerimiz oldu. Ama onun da o maçı yönetim tarzı bu. Diyecek bir şey yok. Zaman zaman sinirleniyoruz. Ama sinirlerimize biz de hakim olmak zorundayız tabii ki yani. Başarılar hocam. Teşekkür ederim. Çok Sağ teşekkür ederim. olun.